Arkadaşlar merhabalar, 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 13. güne. 13. günde alan işleyeceğiz sizinle birlikte. Hatta alanı 2 güne yaydım. 13. ve 14. günde alan konusunu işleyeceğiz. Evet, alan yine önemli bir konudayız. Bu sefer niye önemli? Alan sadece üçgende değil ki. Şimdi üçgende iyi bir şekilde anla. Dörtgenlerde de, analitikte de, çemberde de, katı cisimde de alan sorularını rahat bir şekilde yap. O yüzden önemli ki alan böyle bakınca böyle sorulara çok karışıkmış gibi gelen bir konu ama ufacık mantıkla, ufacık birkaç mantıkla, ufacık bir teknikle bütün alan sorularını çok rahat bir şekilde yapacaksın. İşte onu zaten kampın içerisinde göreceksin. Rahat ol, relax ol, kendini mara bırak, o mantığı sana söyleyeceğim. Hiç merak etme. Birlikte bu işi güzel bir şekilde yapacağız. Hadi başlayalım mı? Ama başlamadan önce bir sayfa numarasına bakıyorduk Şafak Sayar'dan. Önce bir Şafak Sayar'a bakalım. Şafak Sayar'ımızda ne diyor? Şurada 13. gündeyiz diyor bize ve sayfa numarası 79'a gideceğiz. Sonra bakıyoruz kaç videomuz varmış bugün. Şöyle 13. günde hocam üçgende alan 1 ve alan 2 yapacağız ve ödevimiz maalesef yok. Çünkü alan 2. gün. 14. gün bitiyor. O yüzden yok. Haftalık programda da bakıyoruz. Alan evet. Sadece alan 7. haftayı işaret ediyor bize. 13. ve 14. günleri halleden arkadaşlar 7. haftayı da halletmiş olacak. Yani toplamda 4 dersle 4 videoyla bu iş hallolacak. Evet, alan konusuna geldik şimdi. Üçgende alan formülünden bahsedeceğiz gençler. Ama öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Üçgende alan formülünde biz ilk etapta hepimizin bildiği bir şey var. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 var değil mi? Evet, ilk etapta oradan başlayacağım. Ben de eskiden hep oradan başlıyordum ve oradan başladıktan sonra iki soruyla orayı geçerdik. Bence her zaman söylüyorum size, dersin ilk 5 dakikası çok önemli. Dersin ilk 5 dakikası o konunun sonuna kadar kullanacağımız yerdir. Sonuna kadar kullanacağımız bölgedir ya da en fazla karşımıza çıkan yerdir. O yüzden ilk 5 dakikada verilen bilgiye iyi bir şekilde odaklanmamız lazım. Onunla ilgili çıkabilecek her tarz soruyu görmemiz lazım. O yüzden ben burada bak bir alan formülü yazmışım. Bununla ilgili 3 sayfa ya da 4 sayfa soru yazmışım. Her tarz soruyu göstermişim. Çünkü en önemli yer burası. O yüzden burayı dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Üçgende alan. Alan deyince ne geliyor aklımıza? Taban çarpı yükseklik bölü 2 geliyor değil mi? Doğru. Doğru. Hocam taban ağayken yükseklik bu mu olacak? Yok değil mi? Ya da taban ağayken yükseklik bu mu olacak? Hayır. Taban çarpı tabana ait yükseklik hikayesi çok önemli. Bak o hikayeyi burada hop şöyle. En önemli kısmı sana burada karaladım. Bak şöyle üstünü çizdim. En önemli yer tabana ait yükseklik. Evet, alan formülündeki en önemli kısmı. Taban ve tabana ait yükseklik en önemli kısmı. Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam burada A tabanı verilmişse A tabanına ait yükseklik aşağı ya. A çarpı aşağı bölü 2'dir. Hocam B tabanı verilmiş olsaydı B tabanına ait yükseklik tepesi burası ya. Hop buradan yükseklik çizerdin. B çarpı HB bölü 2 eşit olacak. Ya da C tabanına ait yüksekliği çizip şöyle burası HC deyip C çarpı HC bölü 2 diyeceğiz. Bu dar açılı üçgende işimiz kolay. Dar açılı üçgende yükseklik nereye düşüyor? Hep üçgenin içinde oluyor. Şöyle, şöyle ve şöyle. Geniş açılı üçgende ne oluyor? Geniş açılı üçgende bir yükseklik bak böyle çizilemez. Burası 90 olursa 90 atıyorum burası 91 bile olsa şuradaki açıya negatif bir açı geliyor. Olmaz. Geniş açılı bir üçgende geniş açılı şu geniş açıya ait kollara çizilen yüksekler dışarıda olur. Yani mesela şu kola ait yükseklik böyle olur. Ya da bu kola ait yükseklik şöyle bunun dışında olmak zorunda. O yüzden yine aynı mantık aslında. Tabana ayken tabana ait yükseklik sadece dışarı düşüyor. Genelde burada yapılan hata şu. Hocam bu üçgenin alanında taban olarak burayı yükseklik olarak burayı alıyorsun. O yüzden sen dik üçgenin alanını bulmuş oluyorsun. Dikkat. Burada ne yapacaksın? Taban buyken bu üçgenin alanına ulaşmaya çalışıyorsun. Bu tabana ait yüksekliği çizeceksin. Yüksekliğe ayrı bir şeye bakacaksın. Taban burası. Yükseklik burası. A çarpı H A bölü 2. He. Buraya da ait yükseklik böyle düşüyor. C çarpı HC bölü 2. Ama bak geniş açıdan çizilen yükseklik üçgen içinde oluyor. Bunda bir sıkıntı olmuyor. Tamam. Şimdi dik üçgene de gelelim. Dik üçgenin alanı da daha önce Öklid bağıntısında da zaten bunu ispatlamıştım böyle. Şu bölü 2'ler gidince A çarpı C. Yani dik kenarlar çarpı taban çarpı yüksekliğe, hipotenüs çarpı yüksekliğe eşit demiştik. Dik üçgenin alanı nedir? Hocam üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 ya. B tab A tabanına ait yükseklik ne yapıyor burada? C yapıyor. Çünkü buradan çizilen yükseklik bu. He, A çarpı C bölü 2 alan. Aynı zamanda B tabanına ait yükseklik HB ya. B çarpı HB bölü 2 de alan. Bak burada şunlar sadeleşince dik kenarlar çarpımıyla hipotenüs çarpı yükseklik birbirine eşit oluyor diye bir kural çıkartmıştık. İşte o kuralı da ezberlemenize gerek yok demiştik. Buradan yapacağımızı da söylemiştik. Tamam. Olayı anladık mı? Anladık. Ama dur. Dur. Olay şu. Şu vurguları ben yapayım. Şurası çok önemli. Alan dediğim şey taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Ne zaman bunu kullanacağız? Şekilde 90 derece
ya da özel açı varsa, dağı ayrı yazmadım dikkat, siz yazarsınız. Açı varsa tabana ait yükseklik çiz. Tabana ait yükseklik. Bak buradaki yazdığım cümle çok önemli. Sen de yaz. Tabana ait yükseklik çiz. Bu önemli. Gerçekten önemli. Hatta bu konunun ek çizimi bu diyebiliriz. Bak bu konunun mantığı bu diyebiliriz hatta. Siz şimdi ek çizimli sorularda zorlanıyorsunuz ya. Üçgende alanda da, üçgende alanın ek çizimi bu. Alanda alan mantığını düşüneceksin. Yani ben bu zamana kadar hani şuraları söylemiştim ya. Ya şuradan üçgen oluşturma, buradan bunu yapma falan demiştim ya. Alan konusunda alan mantığını düşünerek hareket edeceksin. Mesela soruda eşitlik gördün. Direkt ortaban çizme. Alan mantığını düşünerekten hamle yapacaksın. Alan mantığı nedir? Bu konunun ek çizimini bak dedim sana. Bu konunun ek çizimi neymiş? İşte tam olarak buymuş. Şöyle. Bu konunun ek çizimi şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yükseklik çizmekmiş. Tabana ait yükseklik çiz. Alanda, alanda soruluyorsa tabana ait yükseklik çiz. İlk etapta bu mantığı kullan. Ondan sonra soruda takılırsan eğer diğer mantıklara bak. Diğer ek çizimlere bak. Yani tekrar söylüyorum çünkü önemli. Alanın mantığı, alanın ek çizimi. Tabana ait yüksekliktir şekilde 90 derecede de özel bir açı varsa ilk ek çizimin bu olacak. Sonraki ek çizimlerinde varsa muhteşem üçlü, ortaban ve ikizkenar. Onları yapacaksın. İlk mantığın alanda tabana ait yükseklik olacak. Bunu unutma. Evet. Hadi gel öğrenme alanında bu işi öğrenelim bakalım. Hocam direkt benden taralı alan isteniyor. Bak taralı alan. Hocam bu üçgende taban ve tabana ait yükseklik yok. Burada şu taban verilmiş. O yüzden burada soruya da bakıyorum. Özel bir açı var mı? Var. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa tabana ait yükseklik çizeceksin. Bu konunun ek çizim bu. Çünkü sen niye böyle söylüyorum? Sen belki bu 30 dereceyi gördüysen hocam bu yüksekliği bu şekilde çizebilirsin belki. Kafan karışabilir. Ondan dolayı alan mantığını ilk etapta kullan diyorum. Ne yapacaksın? Burada alan mantığını kullanıyorum. Şekilde bu üçgenin alanı isteniyor. Taban var. Özel açı var. O zaman tabana ait yükseklik çizeceksin. Hop çizeceksin. Sonra varsa eski bilgiler, eski bilgileri kullanacaksın. Şuradan yüksekliği çizdin. Bu yüksekliği bulursan alanı bulursun. Gerisi çok basit. Sen bu yüksekliği çizince ne oldu? Hocam burada bir 30-60-90 üçgen çıktı. Burada 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. Hemen buraya 4'ü yazarsın. Bak taban 6. Yükseklik 4. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den cevaba 12 diye ulaşırız. Bir sonraki soruya gelin. Hocam şekilde 90 derecede özel bir açı yok. Alan isteniliyor. Tamam ama hiçbir şey yapamıyorum. Yani yükseklik falan çizemem şu anda. Ama dikkat. Burada ne var? Bu soru beni ilk etapta o zaman ikizkenara itti. Hani 90 ya da özel bir açı olsa tabana ait yükseklik çizeceğim. Ama hangi tabana ait yükseklik çizeceğim? Bu tabana ait mi yoksa 9 tabanına ait mi? Burada bir kafa karışıklığı var. Bir şey yapamıyorum. O yüzden ikizkenarın mantığını kullanayım diyorum. İkizkenarda tabanla mevcutsa insan olan ne yapardı? Tabana ait yüksekliği çizerdi hocam. Hemen tabana ait yüksekliği çiziyorum. Hop çizdim. Tabana ait yüksekliği çizdiğim zaman şöyle. Taban iki parça yapacak. 15. Hocam burası da 15 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Ve şuradaki üçgende ne çıktı? 1, 8, 15, 17 üçgeni. 15, 17 varsa 8, 15, 17 üçgendir. Yani burası 8 oldu. Şimdi bizden istenilene bakıyoruz. Bizden istenilen hocam mavi üçgen alanı. 17 tabanına ait yükseklik yok. Ama 9 tabanına bakacak olursak 9 tabanına ait yükseklik bu geniş açı ki dışarıya doğru düşmüş. 9 tabanına ait yükseklik 8 oldu. O zaman 9 çarpı 8 bölü 2 cevap böylelikle kaç çıkar? 36 çıkar. Bir sonraki soruda evet 6 verilmiş 8 verilmiş. 6, 8, 10 üçgeninden burayı 10 buluruz. Haş isteniliyor bizden. Arkadaş bir dik üçgende bütün kenarlar var. Hipotenüs ait yüksek eksikse ne yapıyorduk? Alandan gidiyorduk zaten. Bu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı bakıyoruz şöyle. 6 çarpı 8 bölü 2 dik kenarlar çarpının yarısı. Aynı zamanda 10 çarpı haş bölü 2 eşit bölü 2'ler gitti. 48 eşittir 10 haş. Haşı da buradan kaç buluruz? 4,8 olarak buluruz. Ya da 48 bölü 10 24 bölü 5 de diyebiliriz. Evet cevap böylelikle 4,8 çıktı. Öğrenme alanında. İşi öğrendik mi öğrendik. Ek çizimi öğrendik mi öğrendik. Alanda alan mantığına dayalı düşünüyoruz. Tabana ait yükseklik çizeceğiz. Geldik şu soruya. Örnek 1'e. Hocam soruya bakar bakmaz 90 var karşısında eşitlik var. Hemen muhteşem üçlü çizeyim bir. Hayır. Alan konusundaysanız eğer alana ait mantığı düşüneceksiniz. Şimdi bu üçgenin alanı isteniliyorsa bizden alan mantığını düşünerekten işlem yapmaya çalışayım. O zaman hocam şekle bakıyorum ki 90 derecede var. Üçgenin alanı büyük ihtimalle tabana ait yüksekten çıkar. Hemen tabana ait yüksekliği çiziyorum kardeşim. Hocam taban burasıysa tabana ait tepesi burası. Buradan yükseklik çiz. Bu yüksekliği çizdikten sonra bunu bulmaya çalışacaksın. Bunu bulursan sonrası çocuk oyuncağı. Alanı bir kenara bırakırız. Yani alan konusunda aslında biz çoğu bundan önceki gördüğümüz konuların tekrarını yapmış oluyoruz. Bundan önceki her bir konu burada çıkar. Alan nedir sadece? Tabana ait yüksekliği çizdikten sonra orayı eski bilgilerle buldururlar. Ne bileyim bir benzerlik çıkar, orta taban ek çizimler çıkar, muhteşem üçlü çıkar, orta taban çıkar, ikizkenarlık çarpı çıkar.
çıkar, açıortaylık çıkar. Bu bilgileri sana böyle tekrar edir. Yani alanda aslında bir şey yok. Geçmiş konuların birikimini buraya bırakacağız kardeşim. Hadi bırakalım bakalım. Şimdi biz neyi bulmaya çalışacağız? Bunu bulmaya çalışacağız. Sonra verilen bilgilere bakacağız. Hocam verilen bilgiler neler? Şunlar eşit verilmiş. Sonra ben burayı bulmaya çalışıyorum. Bana burası verilmiş. Aa hocam şurası da 90-90 ya. Bunlar da paralel. Ne çıktı o zaman burada? Bak orta taban. Çünkü eşitlik var. Verilen bilgilere bakınca bak burada ne çıktı? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Hocam burası o zaman 3 çıktı. O zaman alan neye eşit olacaktır? 6 × 3/2 = 18/2'den 9'a eşit olacak. Tamam. Sen eğer böyle ek çizim mantığıyla yapmaya çalışsaydın orada bir kafa karışıklığı yaşayabilirdin. O yüzden alan konusundasın. Alan mantığıyla hareket etmeyi unut. Evet geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de verilen bilgilere bakıyoruz şimdi. Hocam burası 2K verilmiş. Burası 3K verilmiş. CD'ye 3K yazdım. Buraya 2K yazdım. Sonra benden bu üçgenin alanı isteniyor. Hocam ne yapacağım? Şuradaki oran mantığını mı kullanayım? Hayır. İlk etap alan isteniyorsa alan mantığını kullanacağız. Şekle baktım. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ki var 90 derece. O zaman bir üçgenin alanı tabana ait yükseklikleri. Bu konunun ek çizimi bu. Tabana ait yüksekliği çizelim o zaman. Tabana ait yükseklik. Bak taban neresi verilmiş? Burası verilmiş. Bu tabanın tepesi burası. Buradan bir yükseklik çizeceğiz. Hop çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince ben bu yüksekliği bulursam olay bitti. Sonra ne yapacağım? Hocam bak şu yükseklik burası dik 15 verilmiş. Yani bunlar ne burada? Birbirine paralel. Oran da var. Oran varsa kafamızda zaten benzerlik vardır diye kodlamıştık. Hem oran var hem paralellik var. Yani ben bir de soru işaretini bulmaya çalışacağım. Burası da var. Ne var burada? Artık bak beynin de görmeyi öğrendin. Ne var burada? Tabii ki orta taban hocam. Hop orta taban derken benzerlik hocam. Şu bölü şu. Çünkü paraleller buraya doğru sivriliyor. Buradan başlıyoruz. Hemen başladık oradan. 3K'nın 5K'ya oranı eşittir. Soru işaretinin 15 oranı. Şimdi şuraya baktım. Hocam 3 katı olmuş. Bu da 3 katı olur. O zaman burası kaç olur? 9 olur. 9 bulduk burayı. Üçgende alan kısmı da en basit kısımdır. Taban 6. Yükseklik 9. 6 × 9/2 olacaktır o zaman burası. Yani cevap böylelikle kaç yapıyor? 27 yapıyor dostlar. Örnek 2'yi de bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi örnek 3'te de neler söylenmiş? Yukarıdaki şekilde birim kareli kağıda iki üçgen çizilmiş. Kırmızı üçgen 6 birim sağa ötelendiğinde. Öteleyelim 6 birim sağa. Hocam şuradaki noktayı ilk etapta 6 birim sağa öteleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuraya geliyor. Hemen oradaki noktayı göstereyim ben. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Sonra öbür noktayı 6 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam buraya denk geliyor. Onu da böyle gösterdim. O zaman bizim kırmızı üçgenin bir kenarı bak böyle oldu. Sonra öteleme yapıyorum. Buradan 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam buraya denk geliyor. Hemen orada şunu gösterelim. Zaten burası dikti hocam. O yüzden direkt buraya geldiğinde görebilirdik. Dik üçgenimizi hemen oluşturalım kardeş böyle. Hop çizdik. Hop çizdik. Dik üçgeni böyle çizince ne çıktı karşımıza? Hocam kırmızı üçgen buraya geldi. Evet kırmızı üçgeni de şöyle göstereyim. Pembe oldu ama idare et. Kırmızı üçgenimiz buraya denk geldi. Ve kırmızı üçgen 6 birim sağa ötelendiğinde iki üçgenin kesiştiği bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Kesiştiği bölgenin alanı ne yaptı? Hocam kırmızıyla mavi bak şurada kesişti. Şurası ve şurası mı oldu? Evet. Bu bölgenin alanı isteniliyor bizden. Hocam bu bölgede bir üçgende şekilde 90 derece varsa ki birim kareler verildiği için zaten 90 derece var ya da dik üçgenden dolayı. O zaman büyük ihtimalle taban da varsa ki var mı birim kareler olduğu için bak dikkat. Ben birim kareli soruları yapamıyordum. Çünkü niye? Ya hocam uzunluk yok diyordum. Adı üstünde birim kare her bir kenarı bir birim olan kare. Yani şurası bir birim burası bir birim. O zaman burası kaç yaptı sayıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yaptı burası. Hocam şurası 6 oldu. Taban mevcutsa tabana ait yüksekliği bulmaya çalışacağım ben. Hocam yükseklik de tam olarak şöyle baktığım zaman şurası gibi gözüküyor. Ama kestikleri yerin tam buradan kestiğini nereden bileceğiz? Onu da şöyle anlayabiliriz. Hocam şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Ondan sonra şuradaki uzunluk kaç birim? Şöyle bakalım. Şuradaki uzunluk 1, 2, 3, 4 birim. Buradaki uzunluk da 1, 2, 3, 4 birim. O zaman burası kaç birim? Dikkat et. 4 birim 4 birim şeklinde oldu. Hani burada kesmese bile buradaki yüksekliği bulmaya çalışacağım ya. Hocam burası da 1, 2, 3, 4 birimde burası. Şöyle bakacak olursak. Hocam şunlar paralel. Bunlar eşit. Orta taban çıktı 4 ise burası 2 olur. 2 birim yukarı gittiğim zaman tam birim karenin köşesine geliyor. Zaten oraya geldiği de belli. Ama biz işi sağlama aldık. Ne yaptık? Gerçekten orası mı diye baktık kardeşim. Evet orası çıktı mı? Çıktı. O zaman bizim taban 6 iken yükseklik 2 çıktı. Alan kısmı da en basit kısmıydı. Alan dediğimiz nedir? 6 × 2/2. Yani 6'ya eşit olur. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den sonuca ulaştık mı gençler? Ulaştık. Evet olay bu. Haydi devam. Geldik şu sorulara. Evet klasik sorulardan devam. Arkadaş burada ilk önce soruya bakıyoruz. Soruya baktığımız zaman şekil
şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Özel açı var hocam. O zaman üçgenin alanı %99.9 tabana ait yüksekten çıkar. Şimdi benden bu üçgenin alanı istenir. Bu üçgenin alanı için taban burası verilmiş, tepesi burası. Ben neyi bulmak zorundayım? Bu tabana ait yüksekliği bulmak zorundayım. Hemen bu tabana ait yüksekliği çizdim ve buraya h dedim. H'ı bulursam geri kalanı basit. Peki sonra verilen bilgilere bakıyorum. Bak sonrasında ilk önce alanda alan mantığını kullanıyorum. Sonra verilen bilgiye bak. Hocam 4 kök 3 verilmiş, 60 verilmiş. 60'ın mantığı nasıl kullanılır? 60'ta özel üçgen yoksa biz kendimizi oluşturacağız. Oluşturalım o zaman kendimiz. Ne yap? Nasıl oluşturabiliriz? Ya buradan dik çizeceğim böyle ki buradaki uzunluk yok. Ya da bu köşeden dik çizeceğim değil mi? Hani şöyle bir üçgende burası 60 derecesi, iki ihtimalimiz vardı. Ya buradan çizeceğiz ya buradan çizeceğiz. Özel açı mantığında anlatmıştık bunu. Burada ne yapacağız? Hocam burada da şuradan çizeceğiz o zaman. Buradan çizdiğimiz zaman bir 30-60-90 üçgen çıktı. Bak özel açı mantığını kullanıyorum. Her verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. 90'ın karşısı 4 kök 3 iken 30'un karşısı 2 kök 3 yapar. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3'ün kök 3 katıdır. Kök 3'e kök 3'ün çarpımı 3. Yani 2 kere 3 6 yaptı. O zaman burayı da 6 buldum. Ama ben neyi bulmak zorundayım hocam? H'ı. Neyi buldum? 6'yı. Neyi kullanmam lazım? Çift çizgileri. Aa şunlar eşit. Bunlar paralel. Orta taban. Yani orta tabandan dolayı H'ı kaç buluruz o zaman? 6'nın yarısıdır. Çünkü bunlar paralel ya. 6 ise 3 olur orası. Alan kısmı en basit kısımdır. Taban 6 iken yükseklik 3 oldu. 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den cevaba 9 diye ulaşmış oluruz. Güzel değil mi? Devam. Evet örnek 5'e geldik şimdi de. Örnek 5'te de neler var? Hocam verilen bilgilere bakıyoruz. İlk önce oranlamalar verilmiş. K ve 2K verilmiş. 12 kökü verilmiş. 6 verilmiş. Şekle bakıyorum. Hocam üçgenin alanı isteniyor. Şekilde de 90 ya da özel açı var mı? Var. 135 özel. Hocam 135'in nesi özel? Ya buradaki 45'i özel ya da buradaki 45'i özel. Uzatıyoruz. 45'in kenarlarını böyle uzatıyorduk değil mi? Şuradaki 45'ler özel bir açı oldu. He. O zaman şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ki özel açı var. O yüzden bu üçgenin alanı kesinlikle ama kesinlikle tabana ait yüksekten çıkar. Hemen şu yüksekliği bulursam olay bitti. Yani yüksekliği bul, gerisi çocuk oyuncağı. Artık soru eski soruya dönüştü. Yani burada bir h var. H'ı bulmaya çalışacaksın. Burada 135 var. Burada da 12 kök 2 var. Bu bilgilerden hatta burada k ve 2k oranını da yazmamışım. Bak burayı da yazalım. K ve 2k var. Bu bilgilerden aşağı soru h'ı bul sorusuna dönüştü. Hadi bakalım. Ben şimdi ne yapacağım? 45'in mantığını kullanmak zorundayım. Ya burada 45'i ya da burada 45'i kullanacağım. Geniş açılarda da iki tane dik mantığı vardı ya. Ya burada 45 ya buradaki. Burada 45'i kullanmak için böyle dik çizelim. Ama burada kenar yok. O yüzden bunu kullanmayacağım demek ki. O zaman burada 45'in mantığını kullanacağım. Burada 45'in mantığını kullanmak için de şöyle bir dik çizdiğim zaman. Şu 45'e ait bir dik çizdiğim zaman. 45, 45, 90 üçgen çıktı. Köküye bölünmüş halidir dik kenarları. Yani bunlar 12, 12 yapar. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman soruyu okuyoruz. Verilen bilgilere bakıyoruz. Hocam K var, 2K var. Şurası buraya dik. Burası da 12 verim bulundu. Aa bu 12 ve K 2K ve H'ı bulmaya çalışacağım ya. Bak beynin gördü bile. Ne var burada? Hocam her ikisi de aynı doğruya dik ya da yöndeş açılar sağlandığı için bunlar birbirine paralel oldu. Madem bunlar birbirine paralel bir temel orantı var. Hocam K'nın 3K'yı oranı eşittir H bölü şu H bölü 12 olacak. 12'yi yazdık. O zaman K'lar gitti. Buradan 3H eşittir 12 ise H'ı buradan 4 bulduk. Ama H'ı bulduk. Soru bitti. Bizden ne isteniyor? Alana EDF isteniyor. Taban 6. Yüksekliği 4. 6 kere 4 24 bölü 2'den cevap 12 çıkar dostlar. Evet örnek 5'te bu şekilde. Artık olayın mantığını kavradın galiba değil mi? Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda 60 derece var. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ve bir üçgenin alanı isteniyorsa üçgenin alanı tabana ait yüksekten çıkar. O zaman ilk işimiz, ilk ek çizimimiz 6 verilmişse 6 tabanına ait yüksekliği çizmek. Sanki soruda varmış gibi bu. Bak bu. Soruda var. Tamam. Eksik parçayı biz tamamladık. Sonrasında ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız. İki ihtimalim var. Hocam ben açıortayı kullanmak istiyorum diyenlere gelsin. Açıortayı kullanmak istiyorsan aa hocam açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim deyip şöyle bir 30-60-90 üçgeni oluşturabilirsin. Ya da hocam ben 60'ı kullanmak istiyorum diyenler. Bu 60'ı şuradan da dik çizebilirim. İşime yaramıyor. İki dik çizme ihtimalim var. Şuradan da dik çizerim. Evet buradan dik çizince güzel bir şey oluyor. Hop 30-60-90 çıktı. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3 olur. 60'ın karşısı da 2 kök 3'ün kök 3 katı olur. Burası 3 ya. Burası 6 oldu o zaman. 6'yı yazdın. Sonra takıldın. Takıldıysan da şimdi açıortayı kullan. Aa açıortay. Kola dik kola dik. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla H'ı 6 bulduk. O zaman alan neye eşit olacaktır o zaman taralı alan? 6 taban. Yükseklik de 6. 6 çarpı 6 bölü 2. Yani 18'e eşit olacak. Bak şu mantığı her soruda kullan ama 90 ya da özel açının olduğu her soruda kullan. Çok rahat bir şekilde yaparsın ama eski konuları da bilmek şartıyla. Ama ne yapıyoruz aynı zamanda? Bak burada eski konuları da tekrar ediyoruz. Görüyorsunuz.
biliyorsunuz eski konularda tekniğimiz taktiğimiz buydu zaten. Evet, örnek 6'yı da bu şekilde bulduk. 18 geldik örnek 7'ye. Çok güzel bir soru. Ama öncelikle bir bana bak. Bak bana, bak bana, bak bana. Kardeş, şu soruyu sen çözer misin lütfen? Bu zamana kadar öğrendiğim bilgilerle bunu halledersin. Sana güveniyorum. Ya normalde kitapta karşılaşsanız bu soru çözülemeyen sorular arasında, ama artık siz bu zamana kadar bu işi öğrendiniz. Bu soruyu sen çözebilirsin bel. Ya ilk defa bu tarzda bir soru çözeceğiz bu arada. O yüzden sen bu soruyu çözebilirsin. Hadi bakalım, sıra sende. Ben çözmeye devam ediyorum. Şimdi burada ilk defa, bu arada şunu söyleyeyim. İlk defa benzerlikle alakalı soru çözeceğimiz için böyle. Ama sen durdurmuştun zaten. Durdurdun ya. Bunu duymadın. Spoiler olmuş olmasın sana. Neyse, durdurdun, geldin. Çözdün ya da çözemedin. Çözemediysen de önemli değil. Beraber öğreneceğiz. Aa diyebilmen önemli zaten. Şimdi buraya geldik. Bak şimdi kardeşim. Bu soruda neler oluyor neler. Neler oluyor neler. Tamam, 90'lar verilmiş burada. 90'lara baktın. Ondan sonra burası 6 verilmiş. Sonra şu üçgenin alanı isteniyor. Bak, sen eski kafayla olmuş olsaydın eğer. Eski kafada. Beni dinlememiş olmuş olsaydın. Ne yapardın? Ya burada hocam ben bunu böyle uzatayım. Yok ya, uzatma diye bir şey nerede vardı? Sadece ve sadece doğruda açıda vardı. Ya hocam işte uzatıp ne güzel öklit bağıntısı yapıyoruz. Ya öklit oluşturma diye de bir şey söylememiştim ben sana. O da yok. Ek çizimler deyince muhteşem işte. Ort taban ikizkenar. En önemlileri bunlar. Yani böyle bir çizim falan filan yok kardeşim. Yok yok yok. E ne yapacağız hocam? E hocam o zaman ben böyle şuradan böyle dik üçgene tamamlayayım. Yine olmaz kardeşim. Yine olmaz. Dik üçgene tamamlayayım. Dik üçgene tamamlama sadece ve sadece dikdörtgenle olur. E ne yapacağız? E, o zaman da şöyle bir şey yapıyorsunuz mesela. Hocam buradan böyle bir dikdörtgen oluşturayım. Ya oluşturduğun da niye ne oluşturdun? Dik üçgen oluşturmak için oluşturdu ama dik üçgende kenarları bulamıyoruz ki burada. Burada da bir şey yapamıyoruz. E o zaman neler yapmalıyız burada? Hocam o zaman bak x kenarlık var. X kenar dik üçgen oluşturayım. E sen buradaki alanı parçalamış oluyorsun. Yok öyle bir şey. Bak şimdi alandaysan alan mantığını düşüneceksin ilk etap. Alan mantığı. Şekilde 90 derece varsa ki var. O zaman üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Hocam taralı alan burası isteniyor benden. O yüzden bu tabana ait yüksekliği düşüneceğim. Bu tabana ait yükseklik tepesi burası olduğu için bunu çizeceğim. Bunu çizdikten sonra da ben bu yüksekliği bulursam eğer olay bitti. Sonra yüksekliği çizdin. Artık soruda, sorunun içerisinde yükseklik de var. Ne yapacağız burada şimdi? Yapmamız gereken şey, bakıyoruz. 90'lar havada uçuşuyor. Pisagor bağıntısı yoksa benzerlik sıkıştığımızda dal alfa beta'ya, alfa beta alfa beta'ya daldık mı daldık. Ne oldu? Hocam şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu. Hatta ve hatta 90'ın karşısındakiler eşit oldu. Dolayısıyla bunlar eş üçgen oldu. Yani eş üçgense alfanın karşısı burada 6 ise burada da alfanın karşısı 6 olmak zorunda mı? Evet. O zaman alfanın karşısı 6 iken burayı da 6 diye gösteriyorum. Ne kadar kolaymış, gördün. Yükseklik 6 çıktı. Taban da 6. O yüzden bu üçgenin alanı ne olacak? 6 çarpı 6 bölü 2 yani 18'e eşit olacak. Yani kitaplarda işte yapmakta zorlandığınız sorular bu. Alandaysanız alan mantığını düşüneceksiniz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Tamam dostlar. Geldik örnek 8'e. Ya örnek 8'i de durdurup şöyle bir çözer misiniz? Bak zamanında benim de yapamadığım bir soruydu bu. Benim de yapamadığım bir soruydu. İstersen bir durdur, sen de yapmaya çalış şöyle bir. Tamam, yapmaya çalış. Ama niye yapamadığımı sana söyleyeyim. Bak ben soruya baktığım zaman tam verilen bilgiler burada. Hepsi burada. Sıkıntı yok. Hocam burada 2 var. Burada 3 var. Sonra burası 45 derece. Burası da 45 derece. İkiz kenar dik üçgen deyip şuradan dik çizdim. La kardeş. Ha burası var mı? Taban var mı? Taban olsa sen insanlık yapıp tabana ait yükseklik çizersin. Taban yok. O zaman bırak şu insanlığı kardeşim. Tabana ait yüksekliği çizme. Hocam çizeyim işte, ne güzel 45-45-90 üçgen oluşuyor. Yok öyle kardeşim. Bak oluştu da ne oldu? Şu eşit oldu. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. İşte ben de hep buraya yoğunlaştım mesela. Ula ben bunu nasıl bulacağım? Nasıl yapacağım? Şuraya A dedim. A kökü dedim. Buradan şöyle bir yükseklik çizdim böyle falan filan. Çıkmadı soru. Ondan sonra durdum, düşündüm kendi kendime. Ya kardeşim şurayı kullansana dedim. Madem gözünle göremiyorsun. Ta böyle öğretmenliğimin ilk yıllarında. Madem öyle işte bu soru büyük ihtimal bu sorudan sonra başlamıştır benim şu yorumlama yeteneğim. Düşün kardeşim, sen alanda ne yapıyorsun? Alanda alanın tanımı ne dedim hatta kendi kendime. Ya alanın tanımı ilk bildiğimiz tanım. Tamam, başka formüller de var da. İlk bildiğimiz şey, en temel şey tabana ait yükseklik kardeşim. O zaman niye tabana ait yükseklik çizmiyorsun diye kendi kendime kızdım. O zaman çizeyim hocam dedim şöyle kendi kendime. Hocam dedim kendime bu arada. Şuradan yüksekliği çizdim. La kardeş burası var mı? Yok. Niye bu tabana ait yükseklik çizdin? Ya burası var. İşte burası var. O yüzden ben burası olduğu için buraya ait yükseklik çizmeliyim. Tepesi de burası oluyor. O yükseklik de buraya düşmez. Çünkü burası geniş açı. Niye? Bu dik üçgen ya. Burası kesin dar. O zaman burası kesin geniş. Burası kesin genişse o yükseklik dışarıya düşer. O yükseklik dışarıya düşecek. Şöyle düşürdüm yüksekliği ve haşı bulmaya yönelik hamle yapacağım dedim sonra kendi kendime. İşte şurayı kullanmak demek işte
işte bu. Sen de zorlandığın zaman bunu yap. Sonra bir baktım soruya. La hacı 90'lar havada uçuşuyor burada. 90. 90 da var burada. E ne yapmak gerekiyor o zaman? 90'lar havada uçuşuyorsa. Dal alfa beta'ya. Dalayım alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa alfa 90'sa bak dikkat şuradaki dik üçgende. 90'sa burası da tamam beta olacak. E alfa betalı üçgenlerimiz var elimizde. Alfa betalı üçgenleri şöyle bir göstereyim. Hocam biri bu üçgen. Diğeri de şuradaki üçgen. Şu yeşille gösteriyorum. Bu üçgen. Aa iki üçgen benzer. Hatta burada 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 2 ise buradaki alfanın karşısında 2 olur dedim. 2 ise 2'yi gösterdim. Sonra soru bitti. Zaten ben yüksekliği bulmaya çalışıyordum. Pardon. E tabanımız kaç burada? Taban hocam 6. Taban 6. Bak taban 6. Tabana ait yükseklik 2. O zaman alan ne oldu? 6 çarpı 2 bölü 2 cevap 6 oldu. Aslında gerçekten zor bir soru ama şurayı kullanırsan soru zorluktan çıkıyor kardeşim. Her bilgiyi kullanma dediğimiz olay bu. Ya da alan mantığını kullanma dediğimiz olay bu. Ama alan mantığını ne zaman kullanacaksın? Tabana ait yükseklik yani ne zaman çizilir? Şekilde 90 derece ya da özel açı olduğunda çizilir. Tamam. Evet örnek 8'de bak güzel şey öğrendik. Geldik örnek 9'a. Şimdi bazı arkadaşlarınız diyecek ki ya hocam ben bunu sinüsten bulurum böyle. Buraya alfa deyip burası da beta, burası da alfa ya. İşte sinüs alfa çıkıyor. Sinüs alfa teoreminden de çıkar. Evet kardeşim doğru. Haklısınız. Ama benim şöyle bir söylemim var. Benim de takıntım var. Yani sinüs teoremini tabii ki anlatacağım sana. Onda bir sıkıntı yok. Sinüs teoremi anlatılacak. Hiçbir problem yok. Ama kardeşim ben şekilde 90 derecede özel bir açı gördüysem kesinlikle ama kesinlikle sorunun cevabına taban çarpı tabana ait yüksekten ulaşırım. Sinüsünde anlatırken de göreceksin de zaten. Sinüsünde ispatı zaten oradan geliyor. Yani tabana ait yüksekten geliyor. Dik üçgen zaten dik üçgen. Sinüs alfayı dik üçgenle buluyoruz zaten. Sinüs alfayı dik üçgenden bulduğumuz için zaten oradan geliyor. Şimdi burada da ben bu soruyu sinüsten yapmayacağım. Siz bu soruyu 11. sınıfta sinüs teoreminden B kitaplarınızda yapmışsınızdır. Ama gerek yok. Niye? Gel birlikte yapalım. Hocam bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanını bulmam için iç şekilde de 90 derece var. O zaman tabana ait yüksekçe. İki ihtimalim var. Ya bu tabana ait yüksek çizeceğim ya bu tabana ait. Ya 3 kök 5'e ait çizmeyelim de sanki şu daha mantıklı gibi duruyor değil mi? E çizelim o zaman buraya ait bir yüksekliği. Hop çizdik şöyle bir yükseklik. Hocam bu yüksekliği çizince yüksekliği bulunca olay bitti. Bu arada 6 var 12 var kolay bir Pisagor var. Şurayı da 6 kök 5 diye yazayım mı yazayım. Sonra ne yapacağız? Arkadaş burada 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta oldu burası. Böyle. Aa bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 6 kök 5 90'ın karşısı 3 kök 5. Yani küçükten büyüğe 1'e 2 oran var. O zaman alfanın karşısı h, alfanın karşısı 2h olması lazım. Yani 12 ise burası kaç çıktı o zaman? 6 çıktı. Bak ne kadar kolay. Sinüs minüs yapmaya gerek var mı? Yok tabii ki. Yani buradan ne çıktı alan? Hocam 12 çarpı 6 bölü 2'ye eşit oldu. Şunlar sadeleşti. Cevap böylelikle 36 yaptı. İşte olay bu gençler. Olay bu. Alan BC'de taralalan. Şekilde 97 özel açı varsa mantığı kullan. Evet gelelim. Bu sayfayı da bitirdik. Bir sonraki sayfaya. Ondan sonra bir sayfamız daha var. Evet alan dağıtmaya kadar gideceğiz. Evet bugün kaç sayfa? 4 sayfa işleyeceğiz. Dedik ya. Neyse devam edelim. Devam edelim. 4 sayfa ama burada kazanımı bölemezdim arkadaşlar. Bir de uzun oluyor diyorsunuz. Ya uzun olmasının sebebi de tane tane anlattığım için sen 1.5x'te de izleyebilirsin. Sıkıntı yok. Geldik şu soruya. Oo bu ne? Ya hocam benden şu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgende alan malan bulamam ben şu an. Alan malan bulamam. Çünkü taban uzunluğu yok burada. Ay hocam burada taban var. Bu tabana ait yüksek çizsem sen ancak şu üçgenin alanını buldurtturur. Sen büyük üçgene bak. Şurası. Burası. E burası var. Bu kenarlar var mı? Yok. E ne yapacağız hocam? E burada adam bize açı vermişse açıya dalacağız o zaman. Burada bir açı ortaylık verilmiş. Burada da 120 ve 60 derece verilmiş. E o zaman 120'yi ve 60'ı da kullanacağım. Açı ortaylığı da kullanacağım. Açı ortaylığı nasıl kullanacağım hocam? Kollar oranı, tabanlar oranı falan da kullanamıyorum burada. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Açı ortayı bu sefer demek ki açısını kullanarak yapacağız. E tamam kullanalım. Aa hocam burada iki tane açı yan yana geldi. İki iç açı bir dış açı. Alfa ile 60'ın toplamı burası yaptı. Yazdın alfa artı 60'ı. Hemen alfa artı 60'ı yazdık buraya. E sonra ne yapacağız hocam? Hocam burada da şöyle. Burada da ne var? Bazen burada da çizimde şey geliyor sinir oluyorum ya. Burada da ne var? Hocam burada da alfa ve 120 yan yana gelmiş. E o zaman burada alfa ile 120'nin toplamı burası değil midir? Bak bunun tamamı alfa artı 120. Hocam 60'ı burada. O zaman buraya da alfa artı 60 mı kalır? Evet. Bak burası da alfa artı 60 yap. Vay. Ne çıktı burada? Hocam ikiz kenar çıktı. Burası 6 oldu. Şimdi sorunun rengi değişti. Şimdi bizden şu üçgenin alanı isteniyor ya. Hocam bu üçgende bir kenar artık var. Şu üçgende bir kenar var. Ve şekilde de özel bir açı varsa ki var. Büyük ihtimalle üçgenin alanı tabana ait yüksekten çıkacak. Tabanı belirleyelim. Taban burası hocam. Bu tabanın tepesi neresi? Hop şurası. Buradan çizilen yüksekliğe eşit olacak. Buradan çizilen yükseklik bu 120 derece olduğundan dışarıya doğru.
doğru düşer ya da 120'nin mantığını kullanayım deyip o şekilde de yapabilirsiniz. Şuradan yüksekliği çizdim. Hocam 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök çap. Dikkat dikkat, taban 6. Yükseklik ne oldu? 4 kök 3 dışarı düştü. Alanda ne oldu o zaman? Hocam 6 çarpı 4 kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. Yani buradan cevaba 12 kök 3 diye ulaştık mı? Ulaştık. Bak ilk etapta soru bizi buraya itmemişti gördüğünüz üzere. Soru bizi nereye itmişti? Açılara itmişti. Sonra büyük üçgenin alanı isteniliyor. Kenarı buldum. Alanın mantığını kullandım sonra da. Yine de tabana ait yüksekliği çizdik kardeşim. Güzel bir soruydu. Geldik 11. soruya. Hocam soruya baktığımız zaman 11'in verilmiş ve bu üçgenin alanı isteniliyor. Büyük ihtimalle üçgenin alanı tabana ait yüksekten çıkacak. Ama tabana ait yükseklik yapınca alfa, beta, alfa başka da bir geçiş yapamıyorum. Ya da burada bir Pisagor bağıntısı yapamıyorum. H'ı bulduracak hiçbir özel durum olmuyor burada. Ben ne dedim? Şekilde 90 derece varsa üçgenin alanı %99.9 tabana ait yüksekten çıkar dedim. Ama maalesef 10 tabanına ait yüksekten sonuca ulaşamadım. Ne yapacağız hocam? Verilen bilgileri kullanalım o zaman. AB ile BD birbirine eşit verilmiş. Hemen şöyle AD ile BD pardon. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Aa hocam buradan bir yükseklik mi çizeyim? X kenarın özelliğini kullanacağım demek ki ben. Hayır, taban yok ki sen tabana ait yükseklik çizesin. Ne verilmiş burada? Hocam ikizkenar üçgende eşit kola ait bir yükseklik çizilmiş. Hani ne diyorduk? İkizkenar üçgende eşit kenara ait bir yükseklik varsa ve soruyu çözemiyorsak diğer eşit kenara ait yüksekliği de sen çiz demiyor muyduk? Evet. Şuna ait diğer yüksekliği de ben çizeyim. Bu çizilen yüksekler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani bu çizilen yükseklik 6 ise burası da kesinlikle 6'dır. Hatta ve hatta çizilen yükseklikler eşit oluyordu. Bak tepe açısı neresi? Burası. Çizilen yükseklerin tepe açısına kadar ayırdıkları yerlerde bu yükseklik tepe açısına kadar 1'e ayırmışsa bu yükseklik tepe açısına kadar 1'e ayıracak. Hatta bu yükseklik şuraya kadar şöyle şu parçaya ayırmışsa taban köşesine kadar bu yükseklik de bu taban köşesine kadar aynı yere ayıracak. Ama burada 1 verilmiş. Yükseklik tepe açısına kadar 1 ayırmış. Bu yükseklik tepe açısına kadar 1 ayırır diyeceğiz ve 1'i yazdık. Sonra onu kullanmam lazım hocam. 6 var, 10 var. Bak büyük üçgene bak. Büyük düşün, büyük üçgene bak. Hocam büyük üçgende ne var? Şöyle 6, 8, 10 üçgeni var. Demek ki burası 8 oldu. O zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. Aa, bizden mavi üçgenin alanı isteniliyor. Yani şu üçgenin alanı isteniliyor. Hocam 10 tabanına ait yükseklik olmadı ama bak bu üçgende bak bir de 7 tabanı bulduk. Demek ki 7 tabanına ait yüksekten çıkacak. 7 tabanına ait yüksekliğe bakacak olursam eğer hocam 7 tabanına ait yükseklik bak burada ne? 7'nin tepesi nerede? Şurada. Buradan çizilen yükseklik bak dışarı düşmüş. Zaten kaç burada? 6. O zaman buradaki alanda neye eşit olacak? 7 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olacak. Yani cevap böylelikle 21 yapar. Evet, 90 derecenin olduğu soruda yine soru nereden çıktı? Tabana ait yükseklikten çıktı. Yine söylediğim şey doğru çıktı dostlar. Örnek 11'de evet zor olmasının sebebi ikizkenarda bir özellik olduğundan dolayı. Geldik 12. soruya. Bir katlama var. Muhammed iş sende. Hadi bakalım katlayalım. ABC üçgeni biçimindeki şekil 1'deki karton AD boyunca ok yönünde katlandığında AB kenarı ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezinden geçiyormuş. Dikkat. Uzunluklar açılar şekilde verilmiş. Alt tarafta verilmiş. 2 kök 3 falan filan. Tamam bunları da kullanacağız. Hadi gel katlayalım şuraya. Şöyle ABD üçgenini AD boyunca şöyle katladığım zaman ekranda ters görüyorsunuz beni. Şöyle katladık. İşte orası ne oldu? Şekil 2 oluştu mu? Oluştu. Ve nereden geçiyormuş? Ona da dikkat et. İç teğet çemberin merkezinden geçiyormuş. İç açıortayların kesimi. Biz katlama gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Geriye doğru açalım şöyle. Yani katlanmış şekilde de geriye doğru açalım. Her zaman animasyonda olmaz. Şöyle geriye doğru açtık kardeşim. Şunu şöyle açayım ben. Hop şöyle hop şöyle açtık. Bir de şurada da bir alt tarafta çizgi geçiyor. Şimdi her verilen bilgiyi kullanayım. Üst üste binen kenarlar. Bir de soruda verilenleri bir kullanayım ilk etapta. Soruda verilenler nerede? Hocam AB üstüyle AC birbirine eşit. AB üstüyle AC eşit verilmiş. Hemen o eşitleri yazayım. Şöyle şu eşitlikle şurası eşit verilmiş. Ama katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. O zaman burası da böyle oldu mu arkadaşım? Oldu. Aa ne güzel. İkizkenar çıktı burada hocam. İkizkenar. Bu açı 30 derece ise geldin burada. İkizkenardan dolayı burayı da, burayı da 30 yazdın. Hatta katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan buraya da 30 dereceyi yazdık mı yazdık. Sonra KB üstünde 2 vermiş. Bir de nereden geçiyordu? AB kenarı. Bak AB kenarı katlandıktan sonra üçgenin iç teğet çemberin merkezinden geçiyor. Hemen oradaki noktayı da belirtelim. Şurası iç teğet çemberin merkeziymiş. Hocam iç teğet çemberin merkezi demek ne demekti? Oradan geçen açı ortay oluyor demekti. O zaman iç teğet çemberin merkezinden geçiyorsa bu açı ortay olacak. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Aa hocam burada kaçı zaten? 30, 30, 120 tamamı. O zaman buralara ne kaldı? 60 kaldı böyle. Hocam dur. 60 kaldı da şu 60'ları yazdın. Bir de şurada da üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. O zaman bunlar da 30, 30 yaptı. Ne güzel. Bu
burada 30-30 bak 120 üçgeni. Bu bir ikizkenar üçgen oldu. Hatta bak şurada 30-60 ise burası 90 oldu. Hemen 90'ı da yapıştıralım. Burası da 90 oldu. 30-60-90 üçgeni çıktı burada. Burada da bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Sonra burada 60'ın karşısı 2 kökse 30'un karşısı ne olacaktır? Kökçe bölünmüş hali 2 olacaktır hocam. Şurası 2. Yeşil kaleme geçeyim artık. Şurası 2 oldu. 90'ın karşısı da 4 oldu. Katlamayı açtığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani burası da 4 olacak. Sonra ne olacak? Burada da bir 30-60-90 üçgeni var. Bak şuradaki 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Yazdım buraya. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı da kök 3 katından dolayı kök 3 katından dolayı ne çıkıyor? 2 kök 3'ün kök 3 katı. Hocam 3 6 çıkıyor. Hemen 6'yı yazdım buraya da. Bizden ne isteniyor? Alan ABC isteniyor. Bak 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 olaya bak. Alan ABC. Hocam büyük üçgenin alanı. Şu büyük üçgenin alanı yani. Taban mevcut mu? Mevcut. Yükseklik mevcut mu? Mevcut. Taban kaç? 6 6 12. O zaman alanı yazıyorum. 12 çarpı yüksekliğimiz kaç? 2 kök 3 bölü 2. Şunlar sadeleşti. Cevap böyle kaç yaptı? 12 kök 3 yaptı dostlar. Evet, bir katlama sorusunu bu şekilde yapmış olduk. Katlamada da neye dikkat ediyorduk? Üst üste binen kenarların eşit, üst üste binen açıların eşit olmasına dikkat ediyorduk. Evet, şu soruyu hallettik. Geldik şuraya. Yeni nesil sorulara doğru yaklaşıyoruz. Evet, ABC dik üçgen. Sonra diklik verilmiş. Fatma Hüseyin ile Ali Bey uzunlukları birbirine paralel verilmiş. Hemen o paralellikleri kullanalım. Şununla şu birbirine paralelse hocam yöndeşten dolayı burası 90 derece yapar. Hemen onu yazalım. Sonra bunlar da birbirine paralel verilmiş hocam. Tamam. Bu paralelliklerden dolayı neler gelecek bakalım. Hocam, 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 hocam. Şuraya bakar mısın? Şunlar paralel. Bunlar paralel. Şurada bir paralel kenar karşımıza çıktı. Hemen 8 ve 4'ü yazabiliriz. Hemen. Hemen yazalım. Hocam 8 ve 4'ü yazabiliriz. Sonra ne yapacağız hocam? Şimdi bir kere ağırlık merkezindeki şeyi hatırlayabilirsiniz. Hocam ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu parçalar birbirine eşit oluyordu. Ya da hocam şurada direkt bunlar paralel. Şunlar eşitse orta taban çıktı deyip direkt 8 ise buraya da 8 yazabiliriz. Evet, ispatsız bir şekilde. Ondan sonra başka ispatlı bir şekilde daha doğrusu. Bu hocam burada şunlar paralel ya. Bu 4'ü bulduk ya. Bak yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Paralellikten dolayı 2'ye 1 oran olacak. Direkt burası kaç oldu o zaman? 8 oldu 2'ye 1 orandan dolayı. Aa ne güzel bir şey çıktı. Şurada da bir orta taban vardı. Direkt burası 4 olur diyebilirsin. Demeden de sonuca da ulaşabilirdin. Burada bak 90'ın karşısı 8. Hangi açının karşısı 4'tür? Hocam 30'un 4'tür. O zaman burası da kaç oldu? 4 kök 3 oldu. 30-60-90 üçgeni oluşturuyor. Burası da 4 kök 3. Burası da 4 kök çıktı. Benden ABC üçgenin alanı isteniyor. ABC üçgeninde bir kenar 12. Bir kenarda 4-8-12. 12 kök 3 oldu. O zaman ne olacak? 12 çarpı 12 kök 3 bölü 2 bana 72 kök 3'ü verir. Benden de bu isteniyor zaten. Alan ABC isteniyor. Cevap 72 kök 3 yaptı. Geldik örnek 14'e. Güzel bir soru. Bu da bu sene eklediğim sorulardan biri. Evet, örnek 14'te. Hipotenüsün uzunluğu 3 birim olan dik üçgen biçimindeki karton aşağıdaki gibi bir köşesine bir birim uzaktan kesilerek. Evet, burada şu köşesine bir birim uzaktan kesilerek üçgen şeklinde iki karton elde ediliyor. Arkadaş, ben buradan kestiysem, şöyle kesersem bir üçgen olur, bir dörtgen olur. İki tane üçgen oluşması için nereden kesmem lazım? O zaman o kesimi tam olarak şu köşeden yapmam lazım ki iki tane üçgen oluşsun, değil mi? Başka türlü şuradan kesseydim yine üçgen ve dörtgen olurdu. Başka türlü şuradan kesseydim üçgen ve yine dörtgen olurdu şöyle. İki üçgen olması için bu şekilde bir kesimin yapılması lazım. Üçgenlerden biri ikizkenar üçgen olduğuna göre. Bak bu cümle de önemli bir cümle. Hocam acaba bu bir ikizkenar üçgen mi? Hangisi ikizkenar daha doğrusu? Bak ÖSYM sever bu tür soruları. Ya burası ikizkenar olacak ya burası ikizkenar olacak. Hemen düşünelim. Hocam acaba burası ikizkenarsa burası 1 olur. Acaba 1'e 1 mi diye bakıyorum. 1 ise 1 olur ama bu olmaz. Niye? Bir kere üçgen eşitliği sağlam. Hani 3. Hocam daha görmedik. Tamam, üçgen eşitliği sağlanmıyor. Şurada şöyle yap. Dik çizersen. Hocam burası 3 bölü 2. 1,5 yapıyor. Bir dik üçgende hipotenüs en büyük kenardır ya. Burası 1 iken burası 1,5 olur mu? Olmaz. Demek ki bu 1'e 1 değil. Böyle bir ikizkenar değil. Hocam şöyle de olabilir. 3'e 1 de olabilir. Olamaz. Bu ikizkenarsa bu açılar eşit olacak. Bu açı geniş açı. Hocam o zaman burası da geniş açı. Geniş geniş. O zaman buraya negatif açı kalıyor. Demek ki ikizkenar üçgen burası değil. İkizkenar üçgen neresi? Tam olarak burası arkadaş. Tam olarak burası. İkizkenar üçgenimiz burası. Yani bu bir ikizkenar dik üçgenmiş. Bak soruya bak, çok tatlı. O zaman burası x'ken burası da x diyebiliriz. Bizden ne isteniyor? Kartonun alanı isteniyor. Hocam Pisagor bağıntısından demek ki ben x'i bulacağım. Sonra x çarpı x artı 1 bölü 2'ye ulaşacağım. Hadi bulalım bakalım Pisagor bağıntısı. 3'ün karesi eşittir şu kenarların kareleri toplamı. X'in karesi artı x artı 1'in karesi yapar. 9 eşittir. Buradan tam sayı çıkmaz. Çünkü 3'e ait bir özel üçgen yok arkadaşlar. Hipotenüs 3 olan. 9 eşittir x kare artı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının katı artı ikincinin karesini yazdık. O yüzden buradan ne geldi? Şuraya attım 8. Hocam 2x kare artı 2x eşittir 8 yaptı. 2'ye bölelim. 4 eşittir x kare artı 1 yaptı. Buradan bir şey gelecek mi? Hocam buradan şunu yapan arkadaşlar
arkadaşlarınız olacaktır. Öbür tarafa at, çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Öyle x'i bulmaya çalış. Dur. X böyle köklü möklü bir şey çıkıyorsa, işte böyle diskriminanttan çıkacak ya. Diskriminanttan bulmaya çalışma. Orada bir dur. Çünkü çarpanlara ayrılmıyor. X kare artı x yaptı bu arada bu. X kare artı x yaptı burası değil mi? Evet, ikiye böldüğümüz. Şimdi öbür tarafa gelince bak ne oluyor? Bu eksi 4 oluyor. Eksi 4'ü çarpanlara ayıramıyorsun böyle. Hocam eksi 4'e artı 1 olmuyor. Ya da eksi 2 eksi 2 olmuyor. Çarpanlar ayrılmıyor. Diskriminanttan bulacağım. Bulma. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaş bizden ne isteniyor? Soruyu okuyacağız. Üçgenin alanı isteniyor. Alan dediğimiz şey neydi? Dik üçgende. Hocam dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani dik kenarlarda x ve x artı 1 değil mi? Evet. Bölü 2 isteniyor. Hocam biz ne bulduk? Hocam biz şunu bulduk. Şunu. Aa burada x parantezini al. Hocam x parantezini aldığında x artı x çarpı x artı 1 çıktı. He, bak bazen onu bulmamıza gerek yok. Denklemde oradaki şey ifade karşımıza çıkabiliyor. Bak x çarpı x artı 1 4 olmuş. Gel bunun yerine 4 yaz şimdi. Gel bunun yerine 4 yaz. O zaman yukarısı 4 yaptı, aşağısı 2 yaptı. Bu üçgen alanında kaç yaptı o zaman? 2 yaptı. Güzel bir soru. Bazen x'i buldurtmazlar alanda. Oradan x çarpı x artı 1 sorulur. X çarpı x artı 1 de denklemde karşımıza çıkabilir. Bak her tarz soruyu yazdım. Bu soru da mükemmel bir soru. Gerçekten mükemmel bir soru. Lütfen ama lütfen bu soruya şöyle bir dikkat et. Böyle bir soru gördüğün zaman şu soruya dikkat et. Burada da bir şey öğrendin ve yine güzel sorulara devam ediyoruz dostlar. Çok hoş bir soruydu. Bir sonraki soruya bakalım şimdi. Şekilde hipotenüsleri aynı olan dik üçgenlerde 6 verilmiş, bir de CD uzunluğu verilmiş. CD uzunluğu şuraya A dersen burası da B. Şimdi AB uzunluğuna A dedim. BD uzunluğuna B dedim. CD uzunluğu da A artı B oldu. Şimdi alan isteniliyor bizden. Eyvah eyvah, ne yapacağız? Valla burada yapacak hamle yok. İki tane dik üçgen var. Hocam bir burada dik üçgen var, bir de burada dik üçgen var. Her iki dik üçgende de x ortak. O zaman x kareyi yalnız bırakayım. X kare neye eşit? Şu dik kenarların kareleri toplamına eşit. A kare artı 36. Öbürü aynı zamanda x kare neye eşit? Bunların kareleri toplamı. Yani b kare artı a artı b'nin karesi. O da a kare artı 2ab artı b kare değil miydi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Her ikisi de x kare eşit. Bunların eşitliğinden a kareler gitti. Buradan 36 eşittir 2ab artı b kare yap. Çarpanlar ayrılmıyor. A'yı b'yi ayrı ayrı bulalım. O zaman soru yok. Bizden ne isteniyor? Alan bdc. Alan bdc nedir? Hocam şu dik üçgenin alanı. Yani b çarpı a artı b bölü 2 isteniyor bizden. Vay vay vay. Bak yukarıda 36'yı bulmuştuk. B parantezine al. 2b artı pardon 2a değil mi burası? Evet 2a artı b yaptı. Bak b çarpı 2 artı b'yi. Hop hop hop. İşlem hatası mı yaptım? Evet işlem hatası yapmışım. Çok pardon. Şurada 2 tane b kare varmış gençler. Şurayı düzenliyorum. 2 tane b kare varmış orada. Hemen şuraya bir 2b kare yazıyorum. 2b kareyi yazdım. Denklemi de 2'ye bölüyorum. 18 eşittir ab artı b kare yaptı. O zaman buradan 18 neye eşit oldu? B parantezini alınca a artı b'ye mi eşit oldu? Evet. Şimdi şuraya bakalım. Bizden de bu isteniliyor. Bu üçgenin alanında nedir? Bak yukarıda bulduk zaten b çarpı a artı b'yi. Gördün mü? A'yı b'yi ayrı ayrı bulamıyoruz. Çarpanlar ayırmadan. Ama o ifade direkt karşımıza çıkabiliyor. Gel burada yerine yaz. Onun yerine 18 yazınca b çarpı a artı b 18 yaptı. Bir de bölü 2'si var. Cevap böylelikle ne yaptı? 9 yaptı. Bunlar güzel sorular. Burada alanı gizlerler. Çarpanlara ayırmayı kullandırmayı da ÖSYM çok sever. Özellikle dikdörtgende karede çok kullandırmayı çok sever. O yüzden lütfen buna dikkat, dikkat, dikkat. Tamam. Evet örnek 15'i de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 16'ya. Evet son sayfa yeni nesil sorular. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki şekil 1'de boş bir arsanın birim kareli zemine modellenmiş hali gösterilmiştir. A noktasında bulunan bir fıskiye tüm arsayı sulayabilmektedir. A burada bulunan bir fıskiye tüm arsayı sulayabiliyor. Yani en uzun yere bile o fıskiyenin suyu değebiliyor. Yani şöyle. Her yeri sulayabiliyor. Tamam. Sonra ne diyor bize? Şekil 2'de arsa üzerine yapılan yüksek katlı bir binanın üstten görünümü gösterilmiş. Şöyle bir bina yapılmış. Buna göre bina yapıldıktan sonra fıskiye açıldığında kuru kalan zeminin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Fıskiye hala daha şuraları sulayabiliyor mu böyle? Evet sulayabiliyor. Şuraya kadar sulayabiliyor. Şuraya kadar da. Hatta buradan şöyle gelip böyle de sulayabiliyor. Bak burası kuru mu kaldı? Burası evet. Hala buraları da sulayabiliyor. En son fıskiyenin suyu hop şuradan şuraya kadar gelebiliyor. Şurası kuru. Burada duvar engelinden dolayı burada kuru yerleri şey yapamıyor. Burada da fıskiye burada ya. Bak sağ tarafta fıskiye. Hocam burada buraya kadar sulayabiliyor. Şöyle. Hatta bu böyle mi gidecek? Evet. Burada da kuru yalan kalan yer. Burası mı oldu? Evet. O zaman fıskiyenin kuru kalan yerlerini bulalım burada. Fıskiye hocam her yere gidebiliyor böyle. Tamam gitti şöyle. Bak buraya kadar böyle sulayabiliyor. Şöyle sulayabiliyor. Hop şöyle. Ondan sonra hocam burada da şu alt tarafta da şurada da suladığı yere bakalım şöyle. Bak dikkat et burada 2 birim aşağıya 1 birim şeye gitti. Benzerlik de var aslında burada. Şu düz çizgi şeklinde gidecek ya. 2 aşağıya 1 böyle. 2 aşağıya 1 böyle. Demek ki fıskiye tam bu uçtan böyle gidecek olursa böyle gidiyor. Ondan sonra hocam şu tarafı ne yapmam lazım bu tarafı? Bu
tarafa da bir fıskiye getireyim bakayım şöyle. Fıskiye gel bakayım oraya. Şöyle gelsin fıskiye. Hop gelsin. Tam buraya kadar sulayabiliyor böyle. Hatta burada da birim karelerin köşelerinden mi gidiyor? Evet, işimiz burada da kolay. Yani bizden ne isteniliyor? Sulayamadığı yer isteniliyor. Sulayamadığı yerde bak dikkat et. Şurası hocam. Sonra şurası hocam. Sonra şurası hocam. Sonra şurası hocam. İşte sulayamadığı yerler burası. Bizden buradaki alanlar isteniliyor. Hocam şuradaki birim kareler. Birim karelere bölünmüştü ya zaten bu. Hocam birim karelerin her bir alanı zaten bir. Şuraları bir zaten. Şöyle. Bir. Bir. Birileri. Birilerine. Bakar. 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 Dururum. Ama şuraya bir yazarsam olmaz. Çünkü şuradaki alanı yazamıyorum. Şuraya bir yazarsam şurayı bulamıyorum. Burayı da komple şöyle bulabilirim. Hocam komple burada kalan nedir? Şurası 2. Burası 1, 2, 3, 4. Burası da 4 ya. Şu alan 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 çıktı burası. Sonra şurası kaldı. Hocam burası da 1. Burası da 1 ya. Bu alanda 1 çarpı 1 bölü 2 çıktı. Tamam. Kuru kalan zemin soruluyor bize. O zaman hepsi bunların toplamı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de burası 1 bölü 2. Yani buçuk. 10 buçuk mu yapıyor? Evet. O zaman alan, kuru kalan alan 10 buçuk yaptı. Güzel bir soru. Bu da 21 bölü 2. Artık şıklarda hangisi varsa dostlar. Hatta şıklara bakayım mı şöyle. 11 buçuk mu? Nerede 11 buçuk? Dur yanlış yapmışız bir yerde. Hocam 4 burası. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah Allah. Yanlışım var mı benim? Aa bir de şurası var değil mi? Doğru. İyi ki bakmışız bak. Hocam şuradaki alanda var. Buradaki alanda da şurası 1, burası 2 ya. Buradaki alanda 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 yaptı. O yüzden toplamda 11 buçuk yaptı. 11 buçuk da yani hocam 11 buçuk 2 katı 23 yapıyor. 23 bölü 2 de diyebiliriz cevabı. Şimdi hangisi varsa artık. Evet sulayamadığı yerler. Bak suladığı yer en son bu köşeden buraya kadar geliyor. Şu bölgeyi sulayamıyor. Bu köşeden böyle bakınca buraya kadar geliyor. Ama buraya dikkat et. Hocam 2 birim aşağıya 1 birim şeklinde gitmiş. 2'ye 1 gitmiş. 2'ye 1, 2'ye 1. Doğrusal bir şekilde olacak benzerlik olması için. Bak eş üçgende. O burada da aynı şekilde şöyle. Bak birim karelerin hep köşelerinden gitmiş böyle tam buraya gelmek için. Ya da hocam şurası şöyle şuradaki üçgene bak. 45, 45, 90 üçgen çıkıyor ya. O yüzden buradaki birim karelerde de 45, 90 üçgeni sağlamak zorunda. O yüzden köşeden gitti. Burada da buçuk var. Toplamda da 11 buçuk yaptı. Güzel bir soru. Sınavda benzerisi. Kamera bakış açısından geldi benzeri sınavda. Ben bu sefer nasıl sormuşum? Fıskiye sormuşum. Fıskiye yüksek binayı koyduğum zaman buraları sulayamadı kardeşim. Neredeyse yanlış yapıyorduk yalnız. Bak gözden kaçıyor. Sınavda da kaçabiliyor yani. Ben sınava girseydim büyük ihtimalle bu soruyu yanlış yapmıştım. İnsan oluyoruz. Yanlış yapabiliriz. Bir tane de nazarlık olsun canım. Ne olacak? Geldi örnek 17'ye. 17 dede. Şimdi Allah Allah. Burada yeni nesil soru vermemişim. Eski nesil vermişim. Demek ki burada bir şey öğreteceğim. Dur bakalım. ABC ve BD dik üçgen 4 verilmiş, 3 verilmiş, 6 verilmiş ve X. Taralı alanlar da birbirine eşit verilmiş. Arkadaş taralı alanlar eşit. Şu alan A, bu alanda A verilmiş mi? Verilmiş. Şimdi taralı alan istenmiyorsa X isteniliyor bizden. Taralı alanların eşit verildiği durumlarda ne yapacaksınız? Hocam bak bu önemli. Yine önemli bir taktik öğreniyorsunuz aslında. Bir kalıp öğreniyorsunuz. Burası A alanı, burası A alanı. Bu alanların eşitliğini ben kullanamam ki. Tabana ait yükseklik çizsem, yükseklik çizsem kullanamıyorum maalesef. Ne yapacağız o zaman? Burada ayrı gayri yerlerde farklı alanlar varsa ve beyaz alan varsa genelde böyle beyaz alana böyle özellikle beyaz alan derken ortak olan varsa ortak alan. Mesela şuraya A dedik ama şuradaki üçgendeki alanla buradaki üçgendeki alan da şu beyaz alan ortak değil mi? Evet. Beyaz alan varsa şuraya bir B dedim. Dikkat et ortakta. Bak şunları boşu boşuna A A demedi. Bak A artı B alanı burası hocam. Aynı zamanda burası da A artı B. Demek ki bu alanlar nedir? Birbirinin tıpkısının aynısı. İşte eşit alanlar olduğu zaman o alanları istemiyorsa bizden o beyaz alana ya da ortak alana şöyle bir B alanı ya da C alanı ya da S alanı deyin. Deyince bak ne çıktı? B deyince A artı B alanı burası hocam. A artı B alanını ben yazıyorum şu üçgende önce. 4 çarpı X artı 3 bölü 2. Aynı zamanda şu alana eşit değil midir? Evet. 3 çarpı 10 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. Sadeleştir 5. 2'ye böl 2'ye böl 2. Buradan da 2X artı 6 eşittir. 15 çıktı. 2X 9 çıktı. X'i de buradan 9 bölü 2 buldum. Ya da artı 3,5 mu? 9'un yarısı kaç? 4,5 değil mi? 4,5. Şıklarda hangisi varsa hemen şıklara bakıyoruz. 9 bölü 2'ymiş. Cevap o zaman 9 bölü 2 olacak. Bu tekniği de anladınız mı? Anladım. Araya o yüzden böyle bir soru koymuşum dostlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Örnek 18. Bir katlama sorusu. Ama güzel bir katlama sorusu. Hoş. Hatta şöyle bakıyorum. Eski neslin zor bir sorusunu yeni nesle çevirmişim. Yani zor bir soru sizi bekliyor gençler. Bakalım yapabilecek misiniz? Ama şöyle bir kendimi de büyüteyim. Yaparsınız ya. Yaparsınız. Böyle bir uğraşır mısın? Bazen emek harcamak, bir 5 dakika boyunca emek harcamak bütün konuya bedel olabiliyor. Ama bir önceki bir klasik soruyu verdiysem o klasiği kullanacağız demek ki. Değil mi? O yüzden o klasik bir önceki soruyu
soruyu da çözümünde unutma. Ona göre bir şeyler davran. Ona göre bir şeyler yapmaya çalış burada. Anlaştık. Hadi bakayım ben soruya dönüyorum. Sen durdur ve çözüme yap. Şimdi şekli 1'de verilen altıgen şeklindeki karton 1 ve 2 no'lu katlamalar yapıldığında şekil 2'deki gibi bir kare oluşmuş. Tamam. Şekil 2'de karenin kenar uzunluklarının bazı kısımlarının uzunlukları verilmiş ve iki katlı bölgelerin alanları farkı 3 birim kare olduğu biliniyor diyor. Buna göre karenin çevresi nedir? Bak, iki katlı bölgeden bahsediyor. Katladığım zaman iki katlı ya da üç katlı ya da dört katlı bir yer oluşuyor mu? Şimdi görelim birlikte istersen. Muhammed ver coşkuyu. Geliyor! Geliyor, geliyor! Son 2, 3, 4! Şöyle ilk önce bir numaralı katlamayı yapalım. Duralım orada. O katlamayı yaptıktan sonra yeşil arkası gözüktü ya. Yeşille mavi ne yaptı orada? Tamamen hepsi iki katlı oldu değil mi şimdi orada? O yeşil bölge tamamen iki katlı oldu. Peki iki no'lu katlamayı şimdi üstüne yapacak olursam şöyle katladım. Dur orada. Şimdi dur bakalım. Burası da iki katlı mı? Hayır. Orada bir bölge var. Dörtgensel bölge. 90 derecenin olduğu bölgeye. Orası zaten iki katlıydı değil mi? Bir de soldan katlayınca üçüncü bir kat da oraya geldi mi? Geldi. Ama nereleri çakıştı o dörtgensel bölge? Hocam iki katlı olan bölgeler nereleri oldu? O dörtgenin haricindeki diğer yeşil bölgeler olmadı mı? Oldu. O zaman olayı burada kullanacağız. Açık hali burada şekil karışmasın diye ilk defa şurada yapacağım. Bu kapalı hali burası. Bak buradan şöyle bir katlama yapacağım. Buradan da böyle bir katlama yapacağım. Ben bu katlamayı yaptıktan sonra bu üçgen buraya geldi böyle. Sonra öbür katlamayı yaptıktan sonra da şu üçgen buraya mı geldi? Evet bu üçgen buraya geldi. Şurası 4 birim. Burası da 3 birim oldu. Şuradaki bölgede ne oldu? Bir alttaki katlamadan bir de yandaki katlamadan dolayı iki kere katlama oldu orada. Bir kağıt da kendisi vardı zaten. 3 kat üst üste geldi. 2 kat olan bölge ne oldu? Ben bunu böyle katlayınca bak burası 2 kat oldu sadece. Bunu böyle katlayınca burası da 2 kat oldu. 2 katlı bölgeler yani şurası oldu. Şundan bahsedeceğiz. Bu bölge ve bu bölge. Bu bölgelerin alanları farkı demiş zaten. Ve bu arada büyük olan alanın şurası olduğu belli. Çünkü burası 4 birim burası 3 birim olduğu için. Alanları farkını kullanacağım mı orada? Kullanacağım. O zaman ben burada birine A dersem biri de A artı 3 olmak zorunda. Hocam 2 üçgene bakacak olursak buradaki dik üçgen ve buradaki dik üçgende ortak olan bölge burası. Buraya da B diyelim o zaman. Hemen B'yi yazdım buraya. Sonra ne olacak? Karenin çevresi isteniyor bizden. Arkadaş burada ne yapacağız? Bu bir kare. Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanmadım. Kare olmasını kullanayım o zaman. Şuraya bir A dersem bir kenar A artı 4 oldu. A artı 4. O zaman burası da A artı 4. Yani buraya A artı 1 mi kaldı? Evet. Şimdi yapalım işlemimizi. Hocam ben buradan şunu bulabilirim. Şuradaki üçgenin alanını yazabilirim. Buradaki üçgenin alanı nedir? A artı B artı 3 burası. A artı B artı 3 neye eşit? Hocam A artı 1 çarpı A artı 4 bölü 2. Bakalım gelecek mi? A artı 1 çarpı A artı 4 bölü 2 eşit. Başka ne yapabilirim? Hocam buradaki A artı B'yi bulabilirim ben. Vay. A artı B alanını bulabilirim. Onu da yazayım o zaman orada. A artı B alanında neye eşit? A çarpı A artı 4 bölü 2 eşit. A çarpı A artı 4 bölü 2 eşit. Buradan sonrasında ne yapacağım? Hocam şunu yapabilirim. Burada A artı B'yi gel burada yerine yaz. Sonra bunu öbür tarafa. Yani ne olmuş oluyor? Bundan bu çıkmış olduğu zaman 3'e mi eşit olmuş oluyor? Evet. O şekilde bulabiliriz. 1. Ya da hocam A artı B artı 3 burada var. A artı B burada var. İki denklemi taraf tarafa çıkartayım da diyebilirsiniz. A artı B'den de kurtulmuş olursunuz. İki denklemi taraf tarafa çıkarttığım zaman A'lar gidiyor. B'ler gidiyor. 3 neye eşit olmuş oluyor? Şunu da çarpayım bu arada. Hocam bu A kare artı 4 A artı A. Yani A kare artı 5 A yaptı. Artı bir de buradan 4 geldi. 4 geldi. Bölü 2'si var. Sonra bunu çıkartacağım. Eksi bunu çıkartıyorum. Hocam bu da A kare artı 4 A. A kare artı 4 A. Bir de bölü 2'si mi var? Evet. O zaman burada ne yapıyor? Şu bölü 2 şu şekilde. Ama eksi bu şekilde ya. Eksiyi de dağıtmam lazım. İşlemimi yapayım. 3 eşittir. A kare artı 5 A artı 4. Eksi A kare eksi 4 A. Faydası da komple 2 oldu. Hocam A kareler gitti. 2'yi karşı tarafa çarpı olarak gönderdim. 6 eşittir. 5 A eksi 4 A'dan A yaptı. Artı 4 yaptı. Böylelikle A'yı da kaç buldum? 2 buldum. Süper. A 2 çıktı. A 2 çıktıysa karenin bir kenarı kaç oldu o zaman? 6 oldu. Karenin çevresi isteniyor benden. O zaman çevrede 6'dan 4 tane var. Cevap böylelikle 24 çıktı. Yaz yorumlara. Yapabildim mi bu soruyu? Gerçekten çok güzel bir soru. Ama bir önceki soruda da spoiler'ı vermiştim. Ama artık bu tür sorularda nasıl davranacağını da öğrendin. Şu alanlar verildiğinde ortak olan beyaz alan ya da ortak olan alana iki üçgenin içindeki kalan ortak olan alana B alanı yazmak önemli olduğunu da görmüş oldun. Öğrenmiş oldun. Var mı bir sıkıntı? İnşallah yoktur. Örnek 18. Bu şekilde çıktı. Cevap 24. Geldik örnek 19'a. Evet. Şekil 1
köşedeki dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine konulan bir fenerin P noktasından itibaren masa yüzeyinde aydınlattığı kısım gösterilmiş. Şekil 2'de ise ışığın çıkış noktası değişmeden fener döndürülmüş. Anlamadıysak hemen gösterelim. Muhammed, ver coşkuyu. Feneri döndürüyorum şöyle. Hop, döndürdüm. O zaman ışığın kaynağı da gittiği yerde değişiyor mu böyle? Şekil 2'deki gibi değişti. Masa yüzeyinde aydınlattığı yer değişti. Sonra eşitler falan filan verilmiş. Bir de fener döndürüldü de masanın üzerinde aydınlanan alan 30 santimetre kare azalmış. Yani buradaki alan buradaki alandan 30 fazla, ya da buraya A alan dersem burası ne olacak? A artı 30 olacak. Peki, verilen bilgileri kullanacağız. Şimdi ilk etapta ilk şeklimize bakalım. İlk şeklimizde ne var? Hocam x kenar var, ne olursa olsun hiç önemli değil, tabana ait yüksekliği kullanacağız. Taban mevcut olduğundan dolayı tabana ait yüksekliği çizdik. 12 12 oldu. E hocam burada da zaten böyle bir dik konumuna gelmiş. E buradan çizilen dik zaten buradaki ışık kaynağı değişmiyordu ya. Çizilen dik, buradaki çizilen dik de yine aynı 12 12 ayırmak zorunda mı burayı? Evet, tamam. Sonra ya arkadaş bak, aynı feneri kullanmışım. Eş yapıyı kullanmışım. Fenerden hani biz bakış açısından hep bahsettik ya, o işi öğrendin ya. Şimdi bakış açımız hep aynıydı bizim. E burada bir fener var. Fenerin de ışığın çıkış açısı şekil 1'de de şekil 2'de de aynı değil mi? Eş yapı. Benim oradaki feneri kullanmam lazım. İşte olayın mantığı burada bu. Yani buradaki çıkış açısıyla buradaki ışığın çıkış açısı birbirinin tıpkısının aynısı. Onu kullanalım. Hocam bu xkenardı. Alfa alfa diye iki eş parçaya böler. Çizilen yükseklik kaçortay olur. E o zaman burası 2 alfaysa burası da ne olmak zorunda? 2 alfa olmak zorunda. Tamam. E burada bir de ben şunu da çizeyim o zaman, 2 alfa. Şöyle çizince arkadaş. Arkadaş bu bizim üçgenle. Şuradaki üçgen aynı üçgen değil mi? E 12 burası. Şuradaki yüksekler de aynı zaten. Aynı eş üçgen bunun. O yüzden burası da ne oldu? Alfa oldu. Hocam çıkış açısı 2 alfaydı. Burası da 2 alfa olacak. E burası da alfa o zaman. Dikkat dikkat. Hocam şunlar birbirine paralel. Paralellik ve açıortaylık olduğunda Z'ye dikkat. Gördün. Hocam Z'den dolayı burası da ne oldu? Alfa oldu. E bu parçalar da birbirine eşit oldu. Şimdi ne yapacağız hocam burada? Şimdi ne yapalım orada? Bak dost, iki farklı şekilde yapabiliriz. İki farklı şekilde. Bak, bir, şurada ben ilk önce şunu söyleyeyim. Buradaki alanla buradaki alan aynı değil mi? Hocam 12'ye bu, 12'ye bu. Aynı dik üçgen değil mi? O yüzden ben buraya bir A alan dersem burası da ne olacak? A alanı. 2 alan. Burası da A alan. Ama buradaki alanda var ya, istersen şöyle diyeyim. Şuraya A alanı değil de şöyle bir şey yapayım. A alanı demeden önce bir işlem yapayım istersen. Şöyle bir şey yapabiliriz burada. İki yoldan çözeceğim şimdi. Dikkat. Hocam burada bir dikdörtgen yapabilirim. Dikdörtgen yaptığımda buraya A alanı dersem, buraya B dersem, bu dikdörtgendeki bu üçgenle diğer üçgen aynı üçgen değil mi? Aynı üçgen. O zaman hocam burası A artı B oldu. Sonra hocam bu üçgenin alanı A artı B ise, bak burası da A artı B. Burası da A artı B. Şimdi bize ne diyordu? İlk baştaki ışık kaynağı ikincideki ışık kaynağından 30 fazla. Hocam burada 2A artı 2B var. Burada A artı 2B var. Ya eksilen alan ne oldu? A alanı olmadı mı? 2A artı 2B olması için. Evet. O zaman A alanı direkt ne buluruz biz? 30 olarak buluruz. Tekrar söylüyorum. Baştaki alan 2A artı 2B iken buradaki alan ne oldu? A artı 2B oldu. Şimdi soruda ne diyordu? Masa üzerinde aydınlanan alan 30 santimetre kare azaldı. Azalan alan burada ne? A alanı azalmadı mı? Yani bize A alanını vermiş oldu. A alanı 30. A alanını kullanacaksın burada. A alanı bak, burası 30. E tamam. Şurayı 30 bulduk diyelim mesela. Şurası 30. Buradaki alan. E hocam burası 12 ise burası da 12 deyip işte A çarpı 12 bölü 2 eşittir 30'dan A'yı bulacaksın böyle. A'yı da bulduk daha sonra burada 5 çıkıyor galiba. Evet, A 5 çıkıyor. 5 12 13'ten 13 çıktı burası. Hocam 13 iken burası da 13 oldu. Zaten bizde masa yüzeyi üzerinde aydınlanan kısım isteniliyor. Yani şurada kısım isteniliyor. Cevap 13 diyebiliriz. Başka nasıl bir çözüm yapabiliriz burada? Burada da şu çözümü de yapabiliriz dostlar. Bak şimdi. Hocam bu açıortay. E kola dik çizilmiş. E diğer kola da ben bir dik çizeyim diyebiliriz. Hocam diğer kola da ben bir dik çizdiğim zaman şöyle çiziyorum dostlar. Hop, şunu uzatacağım. Uzantısına şöyle bir dik çizeceğim. Hocam açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani burası ne oldu? 12 oldu mu? Oldu. Sonra şuraya bir A alanı dersem, buraya bir B alanı dersem, hocam bizim şu kollara çizilen dikmeler yaptığımız zaman bunlar eşit, bunlar da eşit ya. Bunlar aynı üçgen olduğu için eş, alanları da birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani burası A artı B ise burası da A artı B olacak mı? Olacak. Hemen A artı B'yi yazdık. Hocam buradaki üçgen zaten A artı B. Bak burası da aynı üçgen. Burası da A artı B yazdık. Burası da A artı B yazdık. Dikdörtgeni tamamlamadan da açıortay mantığını da kullanarak da soruyu bu şekilde de çözebilirdik. Bak ne oldu yine? Buradaki alan 2A artı 2B oldu. Buradaki alan ne oldu? Hocam 2A artı B oldu. Şimdi fener döndürüldüğünde masanın üzerinde aydınlanan alan 30 santimetre kare azaldı. O zaman şöyle bir şey. Ben bundan bunu çıkartırsam ne diyeceğim? 30 diyeceğim sadece. Ya da burada azalan alan ne oldu? Buradan buraya azalan alan B olmadı mı? Bak bu sefer B oldu. 2A artı B iken 2B iken B azaldı. 2A artı B oldu. Yani bu sefer B alanı ne çıktı? Hocam 30 çıktı. Şu B alanına bakalım. B alanı burada. Şuraya A dersem bu da 12 çarpı A bölü 2'ye
eşit. Şunlar şunlar sadeleşse 6. 6A 30 ise A'yı buradan 5 buluruz. A 5 çıktı. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 13 çıktı. Benden şekil 2'deki AB kenarının aydınlık kısmı soruluyor. AB kenarının aydınlık kısmı burası değil mi? Evet. Yani cevap böylelikle ne çıkmış oldu? 13 çıkmış oldu. Ha şurası da sorulmuş olsaydı bize eğer buradaki ikizkenarlığı kullanırdım. Hocam şununla şu ikizkenar diye derdik. O zaman buraya da yine 13'ü söylerdik. İki farklı şekilde de çözdük arkadaş. Dikdörtgenden çözmek yerine burada açıortay mantığını yazmak istedim ve çok güzel sorular çözdük. Evet, uzun oldu diyeceksiniz. Demeyin öyle arkadaşlar. Bak her zaman söylüyorum, kızıyorum da. Kızarım ha. Kızdırmayın beni. Niye kızıyorum? Ya kardeşim, normalde özel ders alsan da bir saat öğretmenin yanında oturuyorsun ya da 1,5 saat öğretmenin yanında oturuyorsun. Burada da ben de tane tane anlatıyorum. Sen istersen 1,5x'te 40 dakikada indirebilirsin buradaki geçen süreyi. Tamam? O yüzden biz burada bir şey özel ders veriyoruz. Sen de özel ders arıyorsun. Yani burada 1 dakikalık, 2 dakikalık videolar, eğlencelik videolar izlemiyorsun. Burada 4 sayfa işledim. Bu kadar süre tutacak tabii ki yani. 4 sayfa ve de hep bir şey anlatmalı, bir şey vermeli. Yani bir de yeni nesil sorular. İnce ayrıntısına kadar girmek zorundayım. Bazı sorularda bak görüyorsun 2 tane birden çözüm yapıyorum. Ben bunları yapmak zorundayım. Çünkü seni geliştirmek zorundayım. Seni her türlü yetiştirmek zorundayım. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Gençler, alan dağıtmaya geldik. Alan dağıtmada bugünün yani 13. günün bir sonraki videosunda olsun. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 13. günün ikinci dersinde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.